Mutlu günler değerli izleyiciler. Gündemin içindenle karşınızdayız. Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la birlikteyiz. Tahran'daki üçlü zirveyi değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Umut Bey. Teşekkür ederim. Liderler mesajlarını verdiler. Evet. Türkiye, Rusya ve İran. Evet. Uzlaşılan ve uzlaşılamayan ciddi noktalar var. İlk değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi bakıldığında en son görüntüleri izleyicilerimiz de yakından takip etmiştir. Uzlaşma yok. Evet. Hangi noktada uzlaşma yok? Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde diyor ki İdlib'de bir operasyona karşıyız. Bu operasyonun çok net bir şekilde sivil katliamlara varacağının ve büyük bir göç dalgasına yol açacağının da yine farkındayız. Ve yine farkında olduğumuz bir husus, İdlib öncesi aslında sırada çok daha farklı yerler varken Esad rejiminin ve ona destek verenlerin bu konudaki ısrarı. Yani Türkiye'nin güneyinde Türkiye açısından, bizim açımızdan devam eden tehdit unsurları varlığını devam ettirirken hiç kimse İdlib üzerinden Türkiye'nin buradan çıkmasına ya da çıkarlarına ya da tehdit algılarına karşı farklı bir düşünceye kapılmasın diyor. Yani operasyon Türkiye'nin milli güvenliğine tehdittir açıklamasını da yani, yaptı. Yani Türkiye çok net bir şekilde şunu söylüyor. Suriye'de İdlib'le birlikte aslında savaş bitmeyecek. Ve Türkiye açısından tehdit unsurları, risk unsurları giderilmeyecek. Aksine daha büyük, belirsiz bir risk ortamı ortaya çıkacak. Ama Türkiye'nin eli İdlib sonrası daha da zayıflayacak. Dolayısıyla Suriye sonrası dönemin bizim açımızdan, Türkiye açısından belirsizliğinin devam ettiği bir noktada hiç kimse Türkiye'nin oradan çıkmasını beklemez. Eğer gerçekten bizi anlıyorsanız o zaman diyor Sayın Cumhurbaşkanı, süre tanıyın. Bu süre içerisinde ılımlı muhaliflerle bir tampon alan, işte bir güvenli alanı daha genişletelim. Orada silahsızlanmayı sağlayalım. Ve bu operasyonu biz orada kendi içimizde halledelim. Ama siz eğer bunu Esad'la yapmaya çalışırsanız, biz Esad'ın kim olduğunu biliyoruz. Esad gelecek ve burada birçok katliama sebebiyet verecek ya da neden olacak. Esad'ların tarihini zaten Türkiye çok net bir şekilde bildiğinden dolayı ısrarla ateşkes dedi. Evet. Yani ama Rusya ve İran ikilisinin tutumuna bakıldığında çok net, çok net bir şekilde diyor ki operasyon diyor. Ve mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının arasında Ruhani ile ayrıştığı nokta, ki normalde amiyane tabirle Putin bu topa pek girmek istemedi. Evet. Dikkatinizi çekmiştir. Evet, evet. Ama burada daha çok Ruhani ve Sayın Erdoğan arasında ve dolayısıyla daha öncesinden buradaki programlarda da biz konuştuk. Daha başka yerlerde de biz ifade ettik. Ankasam'daki analizlerimize de ortaya koyduk. İdlib mevzu en temelde Türkiye ve İran arasındaki bir mevzudur. Ve buradaki toplantıda da bu kriz kendisini çok net bir şekilde ortaya koydu. Evet. Ve burada Türkiye bir de şuna itiraz etti ve ediyor. Diyor ki siz ve biz toprak bütünlüğünden yanayız. Tamam, bunda sorun yok. Ama Suriye'nin siyasi bütünlüğü noktasında ve bugüne kadar devam eden savaşın nedenleri, gerekçeleri noktasından ne kadar mutabız? Fırat'ın yani gerçek doğusu, anlamda PYD. Hem Fırat'ın doğusu, PYD, YPG hem de yeni Suriye noktasında. Hı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Nasıl bir Suriye karşımıza çıkacak ve bu kimin Suriyesi olacak? Şu ana kadar bizim gördüğümüz, biz olmayacağız orada diyor. Bu sizin Suriyeniz olacak, İran'a söylüyor. Rusya'ya söylüyor ama biz yokuz. Ve orada şunun altını da çok net bir şekilde çizdi. Suriye ile sınır olan biziz. Evet. Yani en fazla söz söylemesi gereken ve bu noktada en fazla hassasiyeti olan ve tehdidi en büyük ölçüde yine hisseden, gören ve yaşayan biziz. Mülteciler doğrudan ve siz diyorsunuz ki bize karışmayın. O zaman Amerika'dan ve diğerlerinden bunların ne farkı var? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı o konuda da çizgiyi çekti. Dedi ki 4,5 milyon var kardeşim bende. Ben kotayı doldurdum. Evet, ben 1,5 milyon daha alamam dedi. Hı hı. Şimdi burada İdlib'de bir kriz olduğunda bunlar İran'a mı gidiyor?
Hayır, Rusya'ya mı gidiyor? Bize geliyor. İşte efendim diyorlar, Türkiye, Avrupa Birliği işte bu konuda birlikte hareket ediyor. Amerika işte yeşil ışık yakıyor. Avrupa Birliği yeşil ışık yakmasında kim yaksın? Çünkü Türkiye'ye giren mültecilerin bir kısmı yallah diyor. Avrupa'ya, özellikle Almanya'ya gidiyor ki Alman Dışişleri Bakanı dün Maas bununla ilgili çok önemli ipuçları verdi. Bakınız, eğer İran ve Rusya, ki şu an görülen şu, düne kadar Türkiye ve Rusya Suriye krizinde ve Suriye politikalarında bir adım daha birbirine yakındı. Ama Tahran'da ben şunu görüyorum, her ne kadar Putin ve Rusya tarafsız gibi görünmeye çalışsa da şu son cümlelerde ortaya koydukları tavır, efendim biz aslında İran'la birlikteyiz ya da Rusya ve İran birliktedir diyor. Yani İran'a daha yakın bir Rusya görüntüsü var. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? Yani Suriye rejimi, onu da söyleyeceğim. İran ve Rusya'nın desteğiyle bir hareket Rusya ve İran anlaşıldı. Esad rejimi ve onun operasyonları ve kullanacağı yöntemler konusunda kararlı. Diyor ki biz İdlib'e gireceğiz. Ama İdlib sonrası, işte Ruhani son dakikada bunu söyledi, Sayın Cumhurbaşkanı Fırat'ın doğusu deyince aklına geldi. İlk konuşmasında Fırat'ın doğusuna değinmiyor. Dikkatinizi çekmiştir. Aldığımız notlarda var. Fırat'ın değinmedi, doğusuna evet. Girmiyor Ruhani. Ama biz biliyoruz ki Amerika ile olan krizlerinde gerek Irak'ta gerekse Afganistan'da İran hiçbir zaman için bir çatışma ortamına girmemiştir. Amerika ile anlaşmıştır. Ve kazanan bir ülke noktasına gelmiştir. Ondan dolayı da güven telkin eden bir ülke konumunda değildir. Şimdi Türkiye burada tavrını çok net bir şekilde koydu. Ve zaten bir anlamda sanki toplantı 12 maddeden falan bahsediliyordu ama... Üçüncü maddede. Üçüncü kaldım. Maddede eğer yanlış anlamadıysak, evet. Ki tercümelerde biraz garipti. Orada kesildi gibi oldu. Evet. Dolayısıyla Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı bunu ısrarla ateşkes olarak ortaya koydu. Eğer burada bir ateşkes sağlanmazsa, Türkiye İdlib üzerinden Suriye politikası ve Suriye ile birlikte Astana noktası, o Astana'nın geleceği ve hatta en temelde 27 Haziran'da Türkiye ve Rusya arasında başlatılan mutabakatı tekrar değerlendirmeye alır. Bakınız, Türkiye kendi sınırlarının güvenliği noktasında zaman zaman Amerika ile birlikte olmasına rağmen gerekirse Amerika ile savaşırım noktasına geldi. Gerekirse Rusya ile 24 Kasım 2015'teki uçak kriziyle birlikte ben daha fazla kendi sınırlarımı ve çıkarlarımı ihlal ettirmem noktasına geldi. Evet. Biliyorsunuz o krizleri yaşadık. Dolayısıyla her ne kadar bu zirvenin dördüncüsünün Rusya'da yapılacağı Astana'nın ilan edilse de Soçi'de başlayan süreç şu an Tahran'da bana göre ciddi anlamda bir darbe almış vaziyette. İran bir anlamda İdlib üzerinden Tahran'da Halep'in revanşını almış görünüyor. Halep krizinde biliyorsunuz Türkiye ve Rusya yan yanaydı. İran burada büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Şimdi öyle görünüyor ki Rusya burada bir anlamda İran'ın ya gönlünü almaya çalışıyor ya da İran'la oturdular, belli noktalarda anlaştılar ki bu onu gösteriyor. Türkiye ile anlaşır gibi yapıp, bu da bir olasılık, İran'la burada yeni Suriye ve yeni Orta Doğu noktasında sanki bir şeyler yapmak istiyor gibi. Peki Türkiye yeniden Batı bloğuyla mı yakınlaşacak Suriye politikasına? Yani şu an için bunu söylemek çok erken gibi görünse de aslında bir takım emareler buna işaret ediyor. Türkiye şunu söylüyor, diyor ki Esad'ın her halükarda bir operasyonu katliamlara ve mülteci hakkında yol açar. Ben buna müsaade etmem. Yani Türkiye diyor ki ben bir operasyona, İdlib'e yönelik askeri bir operasyona karşıyım. Esad tarafından gerçekleştirilecek. Eğer burada bir şey yapılacaksa ben bunu oturayım, Rusya ile birlikte yapayım diyor. Ilımlı muhalifleri de gündeme getirmek suretiyle. Oradaki diğer grupların silahsızlandırılması noktasında. Ama buna hayır derlerse o zaman Türkiye, bakın çok net, Türkiye ben operasyona müsaade etmem diyor. Diğerleri de diyor ki biz diyor siviller, sivil kayıplarına dikkat ederiz. Siz merak etmeyin demek suretiyle biz aslında yapacağız bu operasyonu diyorlar. Yapacağız diyor. O zaman Türkiye'nin önünde çok bir seçenek bırakmıyorlar.
Eğer iş operasyon boyutuna varırsa o zaman Suriyeli bir Esad noktasındaki algı ve karar, irade Rusya ve İran boyutunda daha güçlü bir hale gelir. Ve burada yeni anayasa yazma sürecini diyor bitirebiliriz diyor, tamamlanabilir diyor. Ne bu ya? Yani oturup bir hikaye mi yazıyorlar buradan? Yani bir anayasayı siz oturup kendi kafanızda akşam yazıp sabah bitirdik deyip ortaya mı çıkıyorsunuz? Şu aşamada öyle pek mümkün gözükmüyor. Ay yani şu anki baktığınızda yeni anayasayı diyor hemen diyor yazımını bitirelim, seçimler yapalım falan filan noktasına. Yani Türkiye'ye karşı bir oldu bitti ye getirmeye çalışıyorlar. Türkiye şu mesajı veriyor. İdlib'le birlikte kriz bitmiyor. Bakınız İdlib'le birlikte kriz daha da derinleşir ve ben oturur tekrar durumu konuşurum diyor. O yüzden sizin sorduğunuz sorunun cevabı da zaten ortada. Türkiye bu Tahran zirvesine giderken hem Amerika'nın verdiği bir takım açıklamalar var. Ne kadar güvenilir o ayrı mevzu ama Avrupa Birliği'nin verdiği destek açıklamalarda burada şuna işaret ediyor. Yeni bir denklem her an olabilir. Peki. Ankasan Başkanı Mehmet Seyfettin Erol. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.